Gerçi bir kitap hazırlıyorum. Gerçi yıllardır bilgisayarımda turşu oldu. Ama inşallah şu anda üzerinde yoğunlaşacağım kitaplardan birisi. Kitabın alt başlığı şu olacak. Öğrencilere 9, başarı için öğrencilere 9, anne babaya 19 ve öğretmenlere 29 kural, tavsiye. Ben iki öğrencinin babasıyım ve bu arada Amerika'da bulunduğum süre içerisinde hem üniversitede 13-14 yıldır hem üniversitede felsefe, mantık öğretiyorum hem de oğlumun okulunda işte birkaç yıl öncesine kadar 10 yıl boyunca çeşitli dersler verdim. Yani öyle ki ilkokul birden, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri bazen bir günde 7 yaşından hatta 5-6 yaşından 50-60-70 yaşına kadar öğrencilerim olurdu. Yani her yaş grubundan bir günde öğrencilerim olurdu. Yani üniversitede bazen benden yaşlı adamlar gelirdi, öğrencim olurdu. Onun için bir hayli tecrübem oldu. Bu süre zarfında elbette Amerika'nın en iyi okullarından, liselerinden birisi olarak seçilen oğlumun okulunda oradaki eğitimcilerden çok şeyler öğrendim. Çok güzel teknikler hem öğrendim hem de orada tatbik ettim. Oğlum mesela oradan şey oldu, Princeton'a kabul edildi. Amerika'nın en iyi undergraduate, yani 4 yıllık üniversite olarak, en iyi okulu olarak 13 yılda 10 kere birinci sırada yer alıyor. Bazı Harvard'la birinciliği paylaşıyor. Graduate'de Harvard ondan daha iyi şeyde sıraya giriyor ama Amerika'nın, dünyanın en iyi okullarından birisi ve oğlum orada bursla alındı. Yani yılda 50 bin dolardan fazla para ödeyecekler. Hem okulun parası, özel bir okul, hem de oradaki yurt ve diğer masraflarını karşılayacaklar. Diğer oğlum da gerçi o okulu okuyamadı, o okulu gelişme durumundaydı. Liseyi geldiği vakit o okul lisesi yoktu. Onun için başka bir okula gitti ama orada da çok iyi bir eğitim aldı. Biraz daha büyük oğlum, biraz daha sosyal. O da sosyal, politik konularda da çok şey oldu, başarılı oldu. Hatta Tucson 1 milyonluk bir şehir, yılın öğrencisi seçildi Tucson Belediyesi tarafından. Oradaki Human Relations, insan ilişkileri bölümünün en genç başkanı oldu. Demokrat gençlerin başkanı oldu, kurucusu ve hatta bir şeyden, meclisten şey aldı, bir teşekkür belgesi aldı falan filan. Yani onun da çok başarıları ve şu anda hukuk okuyor. Hukuk doktorası yapıyor. Üniversite olarak koleji okuyor, 4 yıl okudu, business, entrepreneurship. Neyse, şimdi böyle diyorum ama yani çok yönlü. Yani çocuk yetiştirmek bir şey istiyor, dikkat isteyen bir olay. Titizlik gerekiyor. Ben burada herhangi bir şey değil, sadece iyi öğrenci yetiştirmeye odaklayacağım ve anne babalara 19 kural, bu konuda 19 tavsiye. Bunlar şu anda müsvedde, belki ileride bunu biraz daha hafiften bazı değişiklikler yaparım, belki ekleme çıkarma yaparım önemine binaen. Çok fazla da çoğaltmak istemiyorum. Öğrencilere 9, anne babaya 19 ve öğretmenlere de 29 kural. Bunu kitap olarak inşallah Türkçe'ye çevirip yayınlatacağız. Yani orada her bir kural için 2 sayfa bir örnekler, tartışmalar sunacağız. 1. Burada ben İngilizce yazdım. Bunu işte Türkçe'ye biraz çevirirken olacağım, birkaç saniye belki takılacağım. Kusura bakmayın. Çevirmeye pek iştahım olmadı şu anda. 1. Çocuğunun vaktinde yatmasını sağla, yatağa girmesini sağla. Bu konuda tabii ki ilk yaşlarda başlar.
Buna şey etmek lazım, çocuğunu alıştırmak lazım. Bunu tabii ki iyi yöntemlerle yapacaksın. Veyahut da bir gece öncesini onu çok şey yapacaksın. Eğer geç yatıyorsa erken uyandıracaksın, uykusuz kalsın. Bir gün sınıfta böyle uykusuz, böyle zombi gibi dolaşsın. Ondan sonra eve gelir yatar. Böylece normal bir şey. Yani ne zaman ki geç yattı, onun bir bedelini ödesin. Böylece şey yatmayı, zamanında yatmayı öğrensin. Genellikle çocuklar erken yaşlarda daha fazla uyuma ihtiyaçları var. 9 saat falan ilkokulda. Daha sonra 8 saat falan uykuya ihtiyaçları var. Onun için önemli uykuları. 2. Çantalarını organize tutmaları için yardımcı ol onlara. Hatta her bir ders için renkli bir folder, nedir, klasör al. Bunları oraya koy ve arada bir bak. Yani organize çok önemli. İlk yaşlarda özellikle ta ilkokuldayken alıştırman lazım. Her bir dersin kağıtları, ödevleri ayrı bir yere girmesi lazım. Bunu her gün organize etmesi lazım. İlk başta biraz dikkat alır, vaktini alır. Daha sonra otomatik hale gelir, çok rahatlaşır. Gördüğüm kadarıyla başarısız öğrenciler genellikle dağınıktır. Organize olma yetenekleri yoktur ve onun için bir kağıdı çıkaracak, bulacak. Onun için 10-15 dakika vakit arıyor. Üstelik de acayip sıkıntı verici bir olay. Onun için çalışmaya pek istekleri olmaz. Kağıtları aramakla vakitleri geçer. Hem de böyle kağıtları böyle nedir, buruşmuştur falan. Titizlik öğretin çocuk. Kağıtları böyle diyorum bir bebek gibi koruyun. Üstüne böyle yemek yemeyin, çay içmeyin. Gerçi ben şu anda çay içiyorum, kötü bir örnek oluyorum. Ama kağıtlarını iyi kullansınlar. Hiç böyle bükmesinler, temiz bir şekilde, düzenli bir şekilde çantalarını yerleştirmeyi, klasörlerini yerleştirmeyi öğrensinler. Renkli olursa o klasörler, ben klasör dediğim yani kağıt klasörler de olabilir. Yani öyle illa böyle büyük böyle çelikten melikten klasörleri kastetmiyorum. Ondan sonra kalemleri mutlaka olsun. Genellikle başarısız öğrenciler kalemleri, silgileri, milgileri yoktur. O konuda onların her gün kalemli olmasını sağla. İlk başta biraz de yavaş yavaş geriye çekilmeyi öğren. Yani her gün bunu şey etme. İlk günde, ilk önce mesela ilkokul 1'deyken özellikle üzerinde dur. Ondan sonra yavaş yavaş kendi kendine öğrenmesi lazım. Haftada bir bakarsın, bazen ayda bir bakarsın, oldu mu? Yani her gün yaparsan o sefer onu kendine bağımlı yaparsın. Kendine bağımlı yapmayacaksın. Öğreteceksin. Balık tutmasını öğreteceksin. Bırak balığın kendisi tutsun. Üçüncü kural. Sabahleyin okula gitmeden önce yemek yemesini, nedir, kahvaltı yapmasını şey etmen lazım. Yardım etmen lazım. Kahvaltı biraz proteinli, şeyli olsun. İnşallah imkanınız vardır. Maalesef şeytani bir dünyada yaşıyoruz. Bazı insanlar yemek bulma sıkıntısı çekerken diğerleri birbirlerine kek atabiliyorlar. Bu arada tabii ki bir anne baba olarak ülkenizde daha adil bir sistem olması için mücadele vermen lazım. Öyle köşede kıyıda olmaman lazım bu konuda. Gayret sarf etmeniz lazım. 4. Okuldan geldiği vakit çocuğuna ne öğrendiğini sor. Böyle ilgiyle sor. Bugün ne öğrendin? Paylaş, bana öğret. Yani ilkokuldan itibaren bunu başlıyorsun. Ortaokuldan devam eder. Zaten lisede artık çok az olur. Bu konuda artık zaten seninle pek konuşmak istemez ki normaldir. Artık bağımsızlığına kavuşmuştur. Arada bir konuşursun. Ama ilkokulda, ortaokulda en fazla dikkat edilmesi gereken de ortaokul olacaktır. Ama altyapısını ilkokulda hazırlıyorsun. İşte sor. Soru sor konulardan. Hangisini sevdin? Bugün neler öğrendin? Eğer konuşmuyorsan matematikten ne öğrendin? İşte sosyal bilimlerden ne öğrendin? Bana bir şeyler anlat diye. Beni sınav, imtihan et. Bir oyuna bile, ufak bir oyuna bile çevirebilirsin. Çocuklarına bu arada tabii ki şey, bilmiyorum buraya koydum mu, kural koymadımsa önemli şey verme, yani yaptığı ev ödevi veyahut da bildiği için herhangi bir ödül verme.
nominal olabilir, böyle pek değeri olmayabilir ama şeker verirsen, yemek verirsen, para verirsen öğrenci için kesinlikle büyük hata edersin. Çünkü öğrenmeyi sadece öğrenme şeyinden, şefkinden, ihtiyacından şey etmesi lazım. Kendi kendini şey etmesi lazım. Başka bir şeye, öğrenmenin dışında bir başka bir şeye bağımlı olmaması lazım. Önemli olan onun öğrenmeye aşık olabilmesidir. Şimdi senin çocuğun diyelim ki semester sonunda şey getirdi, karne getirdi. Orada diyelim ki birkaç tane kötü not. Hele ilk yıllarda, hele ilkokulda kötü notun öyle bir önemi yoktur. İlkokulda öğrendiği bilgileri daha sonra çok rahatlıkla öğrenir. Orada önemli olan prensip, önemli şey çalışmayı öğrenmesi, dinlemeyi öğrenmesi, soru sormayı öğrenmesi, öğrenmeye aşık olması, sevmesidir. Psikolojik durumu çok daha önemlidir. Yani birkaç tane bilgi kırıntısı öğrenmesinden, ezberlemesinden çok daha önemli. Onun için diyelim ki birkaç tane böyle kötü şeyle geldi, notla geldi ama notun teki diğerlerine nazaran daha iyi. A bile olmayabilir, B diyelim. Diğerleri C aldı, D aldı. Türkçe'de ne oluyor bilmiyorum Türkiye'de. A, B, C, D burada oluyor. A, B, C bazen F veriyorlar, D bile vermeyenler var. Sen kötü notları gördüğün vakit şöyle çok böyle fazla bir şey gösterme. Oğlum veya kızım, ben seni biliyorum, sen çok zekisin ve çalışırsan gerçekten de çok iyi, en iyi notu alabileceğine inanıyorum. Demek ki bir yanlışlık olmuş. Demek ki bilmediğimiz bir şey var. Dersine ya çalışmamışsın veya da öğretmeni iyi dinlememişsin veyahut da bir şeylik var. Ama senin bunları çok daha iyi yapacağına inanıyorum. Aa, sen şundan iyi not almışsın. Maşallah bak işte sen böylesin. Bir tane iyi not varsa o iyi notu abartır, sevin, eğlen onunla. Diğer notu, onun içindeki şeyi öldürme. Kişiliğini, yeteneğini, zekasını kesinlikle hedef yapma, eleştirme. Aksine iyiliği abart, sevin, kucakla, gerçekten de çok önemli. Diğeri sen yapacaksın. Sana inanıyorum, güveniyorum. Eğer yardıma ihtiyacın varsa ben sana yardım edeyim. Hatta senin için birisini bulayım. Belki de senin arkadaşlardan birisi veya da bir öğretmen sana bu konuda yardım edebilir. Belki de sadece bir şey kaçırmışsın matematikte mesela. Diyelim ki duvar gibidir. Biriketler üst üste konuyor. Belki alttan bir tane biriketi kaçırmışsın. Fark etmemişsin. Onun için boşluğa düşüyor sürekli. Ve duvar yamuk gidiyor. Bir briket yamuk konmuş. Diğerleri onun üstüne yamuk gidiyor. Onu keşfedip onu düzeltiriz. Sadece belki de bir briketlik bir iştir. Bütün duvarı yıkmanın bir anlamı yok. Hiç korkma. Bunlar basit şeylerdir. Çocuğuna sevindir. Öğretmenlerin etkisi de büyüktür. Bazen çocuğun çok başarılı olabileceği bir alanda eğer öğretmen böyle şeyse, sevdirmesini bilmiyorsa öğrencilere, böyle işte illa bir şeyler ezberletip, zorla ezberletip onları robot, makina gibi olarak görüyorsa bu öğretmenin çok büyük zararı olabilir. Onun için öğretmenleri de incelemen lazım, biraz bilmen lazım. Öğretmenlerle özel konuşman lazım. Hatta müdürle bunları. Tabii ki çocuğunun her sözüne de inanma. Yani çocuklar bazen yanlış anlatırlar, yalan. Öyle öğretmeni giderken de düşmanlıkla gitme. Öğrenmeye çalış, dostça. Öğretmene şey ver, de ki sen benim çocuğumun öğretmenisin. Benim çocuğum böyle söylüyor, doğru söylemeyebilir de. Ama eğer biraz doğruluk payı varsa bu çocuğumun dersi sevmesi çok önemli. Sevgi önemlidir. Eğer sevmiyorsa bundan sonra hayatı boyunca o derste başarılı olma şansı çok azdır. Çünkü bir işkencedir. Ama severse şu anda başarılı olmasa bile yarın başarılı olma şansı çok daha büyüktür. Evet. Neyse, beşinci kural bu. Bunlar tabii daha detaylı olarak konuşulabilir örneklerle falan. Şu anda uzatmak istemiyorum. Altıncı, oğlunu veya kızını çok üst ideallerle yetiştir. Ha, bu ideal işte ben futbolcu olacağım veya da basketbolcu olacağım veya da en iyi şarkıcı olacağım şeklinde değil.
onu derse maşallah. İnanıyorum olabilirsin ama olma şansın senin gibi böyle futbolcu olmak isteyen, şarkıcı olmak isteyenlerin sayısı kaç milyon biliyor musun oğlum veya kızım? Ve kaç tane futbolcu şarkıcı bundan hayatlarını kazanıyor onu da biliyor musun? Ha yani çok şey, zor bir şey ama bunu becerebilirsin. Bunu bir sepet olarak düşün. Buraya yumurtanı koy. Ama bütün yumurtalarını bu sepete koyma. Çünkü bu sepetle yarışan milyonlarca sepet var ve bunlardan birkaç tanesi o yumurtadan tavuk çıkacak veyahut da altın ördek, altın yumurtlayan ördek çıkacak. Diğer sepet öğrenim falan çok önemli. Bunu bir hobi olarak yaparsın, desteklerim. Müzik mi? Sana inşallah müzik dersleri şey edeceğim, keman şey edeceğim, alacağım ve bilgisayarda bu şey edeceksin. Bu konuda sana elimden gelen desteği vereceğim. Bu çok güzel. Ama onun yanında bilgi, bilgi herhangi bir alanda, mühendislik alanında, tıp alanında, çeşitli bilimlerde, fen bilimlerde, matematikte, fizikte bilgi sahibi olmalısın. Onun için ne olacaksın? Ha, oğlum ben diyor şey olacağım, hemşire olacağım. Çok güzel, hemşire olursan en iyi hemşire olacaksın. Ama eğer doktor olabileceksin, niye doktor olamayasın? Hem de dünyanın en iyi doktoru. Anlatabiliyor muyum? Yani en ideal şey. Efendim ben politikacı olacağım, ben belediye başkanı olacağım. Niye başbakan olmayasın? Niye cumhurbaşkanı olmayasın? Kafana onu koy. Ondan sonra ona ulaşamazsan bile en yükseğe ulaşabilirsin. Ama eğer hedefini, idealini aşağı koyarsan aşağıda kalırsın. Tabii ki yukarıda yukarı doğru atarsın. Ona doğru çalışırsın. Ona doğru çalışırken en yükseğe ulaşırsın. Potansiyeline ulaşabilirsin. Onun için çocukların bırak şey kursunlar, hayal kursunlar. Ama bunu da söyle. Bunu çok çalışma gerektirir. Az bir şey ama buna doğru giderken nereye vararsın? Hani hedef buraya atmak. Ama onun altına ne kadar yaklaşabilirsen o senin için bir gayrettir. Ve oraya vurduğun vakit orada en iyisi olmaya çalışacaksın. Eğer araba tamircisi, çok güzel ama makine mühendisi ol. Amerika, bir makine mühendisi olarak çalışmak istemiyorsun. Diyelim makine mühendisi oldun. Araba tamircisi olacaksın maşallah. Çok iyi bir araba tamircisi olabilirsin, hele makine mühendisi olarak. Eğer onu seversen sen sevdiğini zaten yapacaksın. Çünkü sevdiğin şeyde başarılı olabilirsin. Sevdiğin bir şey olacak, o konuda başarılı olmak için gereken emeği koyacaksın, çalışacaksın ve en iyisi olmaya çalışacaksın onda. Marketi olacak, bitti. Okey. Yedinci kural. Hiçbir vakit çocuğuna ödev yapması için kızgın bir sesle bağırıp çağırma. Hele böyle çok sevdiği bir oyunun ortasındaysa o oyunu bölme. Oyunu başka bir şeyle böl. Peki gel efendim seni bir arkadaş arıyor ve gel bana ev işinde yardım et. Bırak onu sevmesin ev işini falan. Ama ödev için çağırma. Çünkü o oyunun ortasında en zevk aldığı şeyle sen ödevi karşı karşıya getirdiğin vakit ödevden okulda nefret ettirirsin. Çok büyük hatadır. Birçok ana baba bunu yapar. Bekçi gibi, efendim böyle gardiyan gibi. Oğlum buyurun öyle yap, televizyonu bırak. Filmin ortasında en heyecanlı başlamış. Onun yerine kendini koy. Ya başlattırmayacaksın şey bir şekilde böyle... Otoriteye bir şekilde değil, ona kabul ettirin, şöyle diyeceksin, oğlum kızım, şu ikisinden hangisini seçersin? Seçim koy. İki şıktan birisi. Ve o iki şıkta olumlu şıklar olsun. Ben sana böyle diyorum, böyle yapıyorum değil. Hangisi bunlardan? Oğlum kızım sen okulda başarılı olmak istiyorsun değil mi? Şu anda görevin odur. Sokakta böyle, nedir, böyle bir cahil olarak kalmak istemezsin değil mi? Evet. O halde bu konuda eğlenerek, severek bir başarıya ulaşmak istersen sana bu konuda yardım ederim, ne yapabiliriz falan diye. Neyse, yani bu çok önemli. Psikolojik ilk yıllarda, ilkokulda çocukların okulu sevme çok önemli. Benim mesela çocuklarım, özellikle genç çocuğum Metin, bu Princeton'a kabul edilen, birincisi dediğim gibi biraz daha sosyal yönü, onu da teşvik ettik. Büyük başarı, çok başarılı. Yani... Alabildiğine başlar. Metin'in ayrı bir liderlik şeyi var. Yavaş geri planda bir liderliği var. Yahya önde bir liderliği var. Karizması var.
Metin'i mesela hiçbir vakit ödevini yap falan filan diye bağırıp çağırmadı. Yavaş yavaş, ilk başta yardım ettim, sevdirdim, oyun haline getirdim. Daha sonra ödev yapmayı sevdi. Hatta bazen geliyorum, ödev yapıyor, geç vakit, Metin lütfen. Git uyu artık, bu kadar ödev yapma diye. Sürekli aslında bu yönde tekniği bazen. Hafta sonu okula gidiyor arkadaşlarla birlikte çalışmaya. Tabii bu çalışma derken bazen böyle ders çalışma şeklinde, bazen herhangi bir makine yapmak, herhangi bir düzenek yapmak. Mesela Science Olimpiyat var. 26 dalda, bir kısmı bilim ve teknoloji dallarında yarışıyorlar. Metin bir sürü birincilik aldı Arizona'da. Robot yapıyorlar, arabalar yapıyorlar. Mıknatıs şey üzerinde havada giden tren yapıyorlar, neler neler, thermodynamics, böyle termos yapıyorlar kendi imkanlarıyla. Yani en iyi şekilde zaman ölçeri yapıyor. Yani saniyenin yüzde birini bile en iyi şekilde ölçen. Neyse, evet, demek ki psikolojisi çok önemli. Okulu sevdireceksin, dersi sevdireceksin. 8. Arkadaşlarına dikkat et. İlkokulda ama hele ortaokulda senin etkinden daha fazla arkadaşların etkisi olacaktır çocuğun üzerinde. Onun için ilkokuldan başlayarak social engineering diyorum. Yani çevre mühendisliği mi deniyor? Çevre mühendisliği değil, sosyal mühendislik ya. Yani oradaki öğrencilerden hangilerinin çalışkan, erdemli, iyi, huylu öğrenci olduklarını öğren. Onların aileleriyle tanış. Arada bir davet et, onları evine, onların evine davet ettir. Veyahut onların çocuklarını evine davet et, herhangi bir doğum günü yoluyla, herhangi uydur bir parti, falanca kandil, eğer kandil. Kandil, kandil ve mandile bulaştırma. Dini mine bulaştırma Allah aşkına çocuklarını. Bırak belli bir yaşa gelirler kendileri. Sadece erdemli, uyumlu insanlar olarak, kötü alışkanlıkları rasyonel olarak aklına anlat işte bak. Aptallaşırsın içki içersen. Bak şu sarhoşların şeylerini göster. Videolarını göster. Araba kazası yapanların şeylerini göster. Bak böyle kendine zarar verme. Senin aklın, beynin en büyük nimet. Yani bu şekilde din, min ortaya karıştırma. Allah'tan bahset ama o kadar. Onun ötesinde din, min şey ettin, ezberletirmeye başladın mı o çocuğu yaratıcılığını, kritik düşünmesini, insanca fıtratını bulmasını şey etmiş olursun. Hele büyük bir ihtimalle uyduruk bir din öğreteceksin. Yani öyle mi yani gördüğüm kadarıyla. Uyduruk bir din, Hristiyanların, Sünnilerin, Şiilerin, Budistlerin, efendim Hinduların öğrettiği dinler genelde uyduruk dinler. Neyse bunu geçiyoruz. Demek ki arkadaş çevresi oluşturacaksın. O farkında olmayacak. Yani ona işte senin şu arkadaşla git arkadaş ol dedin mi git. Yani kesinlikle bir etkisi olmaz. Ama fark ettirmeden o tür arkadaşları böyle bir şeyine getirip davet ettireceksin. Onu arkadaşlara davet edin. O ailelerle irtibatı kuracaksın. Böylece çocuğuna uygun iyi arkadaş çevresi oluşturacaksın. 9. Haftada bir kez en az öğretmenlerle görüş oğlun ve kızın hakkında. Ziyaret et okulu, telefon et, buluş ve bir bilgi al. Nedir, ne hissediyorsunuz? Ve ciddi al öğretmenleri. Genellikle öğretmenler iyidirler, çocuğunun şeyini isterler, iyiliğini isterler. Psikopat öğretmenler olabilir. Onları da artık az çok bu ziyaretlerle şey edebilirsin. Ama öğretmenlere iyi niyetle yaklaş. Hele benim zamandaki psikopat öğretmenler artık pek yaşamıyorlar. Onlar dinozor gibi tarihe karıştılar. Bizi döverlerdi, tokatlarlardı falan. Onunla ilgili bir videoda biraz hikayeler anlattım. Evet. 10. madde. Öğrencilerinde çocuklarını koru ama öğretmenlere ve idarecilere karşı da saygılı ol. Onların verdiği, çocuğun hakkında verdiği bilgileri de ciddiye al. Hemen hemen reddetme. Yani oğlunu, kızını koruyacaksın diye şey etme. Bir ara hatırlıyorum yani bir öğrencim vardı, ortaokulda bir öğrenci. Ben bir şey söylediğim vakit böyle gözlerini şey diyordu.
böyle oynatıyordu yani, böyle döndürüyordu yani. Amerika'dan umursamıyorum, sen ne söylüyorsun falan gibi bir şey böyle. Böyle. Ben de ona dedim ki bundan sonra eğer ben konuştuğum vakit, ondan sanıyorum aileden gelen bir şey, bir alışkanlık gibiydi. Dedim ki bundan sonra sen, ben bir şey söylediğim vakit gözlerini böyle roll your eyes, yani saygısızlık ifadesi. Bunu yaparsa iki kere yapacaksın. Eğer iki kere yapmayacaksan sınıftan gideceksin, idareye saygısızlık yaptığını söyleyeceksin. Ama bir saygısızlığı yapacaksan gözlerini böylece, İkinci bir kere dilersen ters yönde gözün döndür veya aynı yönde, ama iki kere yapacaksın. Bak ben bir öğretmen olarak orada hemen ona kızmadım. Tam tersine, madem böyle yapıyorsun bundan sonra iki kere yapacaksın. Gülümserse de iki kere. Çünkü bu şey şu anda bu. Kural bu. İstersen iki kere yap veyahut da idareye git. Şık veriyorum ona ihtimal. Ha, böyle diyelim ki alışkanlıkla böyle yaptı. Bir kere daha yapıyor. Böylece beni şey etmiş oluyor, dinlemiş oluyor. Dikkat et. İnceliği görüyor musun? Düşün üzerinde. Bir, kızarak tepki göstermiyorum. İki, alışkanlık haline gelmişse onu ortadan kaldırmak için, çünkü ona bir yük bildiriyorum. Aynı zamanda bir bakıma bana karşı tepki gösteriyor. Ama o tepki itaata dönüşmüş oluyor. İlginç bir şey. Neyse, bunu niye araya sorduk işte. Hafta sonları, hafta içinde video oyunlarını yasaklayacaksın. Yani bazı konularda şey koyacaksın, kural koyacaksın. Onu da iyi bileceksin yani. Nerede ağırlığını koyacağım, nerede şey diyeceksin. Kesinlikle hafta içinde video yok. Bilgisayar veyahut da bu Sony var, işte Microsoft'un şeyi var. Kesinlikle PlayStation falan yok. Tamam mı? Cube muydu, neydi? X-Cube. Şimdi hala var mı yok mu? Ama benim çocukların zamanında o vardı. Hafta içinde yasaklamıştık. Ama tabii ki oturarak, düşünerek dedik ya. Bu videoların şu zararları var. Bir, senin sadece parmaklarını şey diyor, güçlendiriyor. Baş parmak. Baş parmak dünyanın en böyle güçlü adamı olsa ne kadar iş yapabilirsin? Yani iş ilanlarında baş parmağı çok güçlü olan adam aranıyor diye. Kaç tane ilan var, kaç tane iş var? Yok. Refleks. Tavuğun mısırı gagalaması gibi bir refleksini geliştiriyor. İyi bir şey, kötü bir şey değil. Ama beynin büyük kısmını buna ayırman çok büyük bir hata. Muhakeme, düşünme yeteneklerini yavaşlatıyor. Zaten şeyler bunu gösteriyor. Aynı zamanda bu videolar özellikle şey olanları, şiddet içerenleri, Amerika'daki şey sanayi, savunma sanayi denilen, aslında saldırı sanayi, emperyalist sanayi saldırının şeyiyledir. Dolaylı veyahut da doğrudan teşvikiyledir. Para yatırıyorlar buna özellikle, çünkü bu video oyunlarını, videoda insan öldürenler hemen askerliğe şey merak salıyorlar. Ha, hoş bir şey, böyle heyecanlı bir şey. Yani savaşa gitmeyi böyle video oynamak gibi görüyorlar. Böylece alıştırıyor yani insan hayatını önemsemez hale getiriyor ve bir çeşit oyun haline getiriyor. Çünkü böylece askere bir sürü gerizekalı alabilecektir. Aynen böyle. Daha başka şeyi var, yani sebepleri var. Maalesef insanın içinde hayvan var. O hayvana şey ediyor, sürekli yem veriyor bu yolla. Bir de pazar akşamı da yasak. Olsa olsa cuma akşamı, bir de cumartesi. Onu da belli bir zaman şey edeceksin, süresi vereceksin. O zaman süresi içerisinde tabii tartışarak yapacaksın, ikna edeceksin. Yani dil, otorite, işte ben güçlüyüm, ben babanım, döverim seni, söverim, böyle yaparım falan değil. İkna yoluyla. Bu ikna yoluyla diyersin ki ya senin şu seçimin var. Eğer böyle yaparsan şunu alırsın, şunlar olur, bunlar olmazsa böyle diye. Bir çeşit pazarlık şeklinde şey et. Yani nedir? Amerika'da carrot and stick diyorlar. Yani havuç ve değnek şıkları. 12. Kritik düşünmeyi teşvik et sürekli. Kritik düşünme. Çok önemli. Matematik problemleri çöz arada bir. Böyle belli tartışmalar getir. Toplumda politik, dini tartışmalar. Dini konuda eğer sen
yeteri kadar kritik düşünme yoksa onlara hiç bulaşma. O konuda hele böyle hassassan hiç onlara çeşitli konularda insanların tartıştığı konularda şey getir. Konu getir ve tartış. Biz illa efendim sen kendin haklı şey etme. Bazen onu haklı çıkar eğer doğru şey söylerse. Ve o da arada bir ona özellikle şeye teşvik et. Mesela bir örnek vereyim. Benim büyük oğlum Yahya ta kaç sene önce şu anda 22 yaşında. 5 yaşındayken hatırlıyorum birçok buna benzer olaylar var. Bu olay aklımda kalmış. Arada bir örnek olarak veririm. Eşimle birlikte namaz kılıyoruz. Tabii ayaklarımızı çıkarmış olarak. Zaten evimizde ayakkabılarımızı çıkarıyoruz. Bak. Ayakkabı yok evde. Ama Amerikalılar evlerinde ayakkabıyla şey diyorlar. Bize misafir geldiği vakit. Ha bu çiçekler şeyden. Metin için bir parti verdik. Parti deyince ne oluyor? Yani yemek. Metin'in bazı öğretmenlerini çağırdık. Yahya'nın arkadaşları, benim birkaç öğrencim, eşimin birkaç arkadaşı. Bizim evde işte çiçekler falan oldu. Oradan kaldı. Neyse, işte namaz kılıyoruz eşimle birlikte. Başlayacağız namaza. Yahya geldi, bize şey edecek. Eski evdeydik. Bizimle birlikte namaz kılmak istedi. Çocuk, namaz kıl falan dediğimiz yok. Ayakkabısı ayaklarındaydı o zaman. Ayakkabını girmişti, belki dışarı çıkacaktı veya dışarıdan geliyordu. Annesi ona dedi ki, Yahya ayakkabılarını çıkar dedi. Niye diye sordu. Çünkü Allah öyle söylüyor dedi annesi. Ve benim oğlum, benim oğlum. En sevdiği kelime niye? Niye dedi. Ben Allah'a işitmedim dedi. Benim öyle bir hoşuma gitti ki dedim, oğlum Yahya, sen Allah'a kendin işitinceye kadar ayakkabılarla namaz kılacaksın dedim, kıl dedim. İstediğin gibi. Tabii eşim biraz kızdı, eşim benim kadar şey değil. Böyle toleranslı şey olarak yani mantığı şey öyle biraz farklı bir şeyimiz var, geçmişimiz var ama eşim tabii ki takdir ediyor. Yani ilk tepkisi öyle değil, ilk tepkisi otoriter. Oğlum çıkar! Hayır. Bırak o kendisi düşünsün. Sen Allah'tan diyorsun, tamam sen diyelim ki senin oğlun işitmemiş, niye sana inansın ki? Niye sana güvensin ki? Çok güzel. Aferin Yahya. Maşallah. Ondan sonra 13. kural. Birinci kritik düşünmeyi teşvik et böyle. 13'te akla, mantığa, delille dayalı tartışmayı teşvik et. Kritik düşünme kendisi için, tartışma başkasını ikna için. Ha. Bu çok önemli. Onun için bizim evde diyorum ki bizim çocukların arasında bizim evdeki konuşma dilimiz mantık, akıl, bilim dilidir. Delil. Herhangi bir konuda eğer anlaşmamız varsa otururuz karşılıklı, delillerimizi getiririz, sebepleri tartışırız. Doğruyu, uygunu, yararlıyı seçeriz. O konuda şey ederiz. Eğer bilmiyorsak araştırırız. Bu. Mesela bir örnek vereyim küçük oğlumla ilgili. Sanıyorum 5. sınıftaydı. İlkokul 5. sınıftaydı. Ama ilkokul 5. sınıftayken ortaokula aldılar onu. İlkokul 5. sınıftayken liseli çocuklara algebra dersi veriyordu. Zaten orta 1'deyken de buradaki kolejden, üniversiteden şey aldı. Ders aldı. Oraya kabul edildi. Ta 12-13 yaşında mıydı öyle bir şeydi. Şimdi ben Amerikalı çocukları o zaman kaç yaşındaydı? 6 yaşında erkek. Yani yaklaşık kaç yıl önceydi? Wow, 10 yıl falan önceydi. Ben şey diyorum, eleştiriyorum Amerikalı çocukların elinde cep telefonu var. Bakıyorum bazı çocukların elinde ilk ortaokulda cep telefonu var. O zaman cep telefonları daha pahalıydı. Ya diyorum bu Amerika çocukları çok şey şımarık. İşte böyle bir düşünceye sahibim. Bir baktım oğlum bir akşam burada bu evde. Bana diyor ki baba diyor. Bana bir sel cep telefonu al. Allah Allah. Demek ki bu şımarık Amerikan çocuğu benim evdeymiş. Yani acayip bir şey oldu. Bir hayal kırıklığı.
Şimdi bu tepkiyi göstermeyeceğim kendisine. Çünkü böyle bir tepki ile yetiştirmedim oğlumu. Onun için şey ettim, bu hayret mi, bu tepki mi şey ettim, bastırdım. Dedim ki, ilginç, yani ben biliyorsun ben bunu olumlu görmüyorum, yadırgıyorum. Ama eğer dedim, beni ikna edersen, tamam, al sana 10 dakika dedim. Beni ikna edecek sebepler getir, tartışalım. Eğer ikna olursam alırım sana. Ama ikna olmazsam, dedim şey etmem. Oturdu. 10 dakika geçmedi, bana dedi sebepler hazır dedi. 3 tane sebep var dedi. Şu anda 2 sebebi hatırlıyorum. Keşke yazsaydım, belki bir yere yazmışımdır. Ama ikisini hatırlıyorum, unutamıyorum. 2 sebep düşündük. 1 dedi, baba dedi sen okula geliyorsun, okulun büyük bir arazisi var, birkaç bina var, ilkokul var, anaokulu var, orta ve lise var, bilgisayar, işte şey var, laboratuvarı var, diğeri var, medya odası falan filan var, işte futbol oynuyoruz, basketbol falan. Sen geliyorsun, beni arıyorsun okuldan sonra genelde. Çünkü ben belki tenis oluyorum, belki de orada ultimate frisbee oynuyorum veya da bilgisayarın başındayım. Sen 5-10 dakika beni arıyorsun. Eğer cep telefonum olsa hemen beni cep telefonla ararsın. Ben o anda orada olurum yani. Parkta olurum. Arabaların park ettiği yerde olurum. Senin için iyi olur. İlginç. Benim yarım. İkincisi, yani düşünüyor. Acaba babamı nasıl şey edebileyim ikna edebilirim? Çünkü o bunun parasını o ödeyecek. İkincisi diyor, baba diyor, ben iyi bir öğrenciyim. Hakikaten demesine gerek yok. En iyi öğrenci olmuş. Görevini yapıyor yani. Onun görevi iyi öğrenci olmuş. İyi öğrenciyim, güvenilirim diyor. Sen hiç merak etme diyor. Eğer dakika şey varsa, sınırı varsa, ayda kullanacağı da ona dikkat ederim diyor. Hiç merak etme. Yani aşma. Bu da güzel. Yani benim endişemi, niye onun cep telefonu almaya tereddüt ediyorum, onu düşünüyor. Benim babamı engelleyen neler olabilir? Yani şu. Ona şey diyor işte, bak. Eğer şey diyorsan, endişe ediyorsan, hani diyelim ki ayda 50 dolar oluyor bu cep telefonu başına, belli bir o zaman daha sınırlıydı şeyimiz. Ben dediğim zaman şimdi sınırsız dakikamız var, o zaman sınırlıydı, belli bir dakika vardı. Sanıyorum 500 dakika telefon başında veya da sınırlı text şeyi vardı, mesajı vardı. Bunu aşmam diyor. Bu da önemli. Çünkü onun bir daha merak ediyor yani bu çocuk şimdi tuttu da birkaç yüz dolar onun telefonunu ödersek olmaz diye. Yani böylece şey etti ve hemen onun üzerine dedim tamam şimdi gidiyorum sana telefon alacağız dedi. Gidiyoruz telefon alacağız. O şeyden sonra onun üç sebebini, üç tartışmasını dinledikten sonra o akşam üzeri gittik ona telefonun alınca telefonu. Ve hakikaten aynen dediği gibi çıktı. Çok güzel. 14. Çocuklarını okul dışında başka şeylerle, ekstra curricular deniyor İngilizce, Türkçesini unutmuşum. Bu tür aktiviteyle yani sporla, sanatla falan bunlardan birisiyle şey et ve satranç kulübü, onların seveceği böyle rahat bir ortamda şey ettirme yani değişik bir ortamda severek yapabilecekleri herhangi bir sanat ve spora onları şey et, kaydet, ilgilen onunla. Mesela futbol oynasınlar, chess falan filan. Çok güzel. 15. Birlikte bazı güzel filmleri seyret. Bu filmleri özellikle seç. Çocuğun seyredebileceği ama ders alabileceği güzel filmler. Bunun bir listesi var bende. Bu listeyi inşallah benden isterseniz size sunarım. Çok güzel filmler var. Alabildiğine harika dersler veren. Evet. Eğer alkol içiyorsan, sigara içiyorsan, kumar oynuyorsan bunları bırak. Çocuklarının başarısı için bunu yapacaksın. Eğer kendini pek düşünmüyorsan. Bu çok önemli. Yani alkolden kesinlikle kurtar kendini. Dünyanın en zararlı maddelerinden birisi ama maalesef insanların önemli bir kısmı alışık olduğu için şey ediliyor böyle. Onun zararları küçümseniyor halbuki. Çok zararlı. Aynı şekilde sigara
ve şey bu aileyi öldüren, çocuklara da alabildiğiniz zarar veren alışkanlıklar. Yani çocuğun içmesine falan gerek yok. Hani seni böyle sarhoş, seni aptallaşmış halde gördüğü vakit bitti yani. De, sana olan saygısını kaybeder zaten. Ve bir de ailenin finansal durumunu da riske sokmuş olursun. Hayatı riske sokmuş olursun. 17. Eşine sürekli saygı göster. Eşinle evlenmişsin, hele çocuk sahibi olmuşsun, bitti. Bu benim kaderim diyeceksin. Kadercilik olmaz falan, yok. Bunu artık kabul edeceksin. Eşin kötürüm de olabilir, dünyanın en çirkin insanı da olabilir. Ne olursa bitti. Yani boşanmayı düşünme. Boşanma, eğer başka bir yol yoksa, hayat cehennem olmuşsa maalesef. Ama ilk önce eşinle iyi bir hayat geçir, kabul et. Bu benim takdirim. Allah bunu takdir etti. Bu kadar kişiden ben bunu seçtim. Bu eşime karşı ben en iyi tavrı göstereceğim. O hatta olumsuz bile olsa ona karşı ben olumlu göstereceğim. Sen zaten öyle yaparsan eşin de karşı yedir. Bu ayrı bir olay ve inşallah bu konuda konuşacağım. İyi bir evlilik için neler yapmak lazım, nasıl davranmak lazım. Çok önemli yani, burada önemli iyi şeyler var, prensipler var. Ve eşinle çocukların önünde bağırıp çağırıp kavga etme. Eğer illa birbirinize bağırıp çağıracaksanız, ki inşallah olmaz, bunu odanıza gidersiniz, kapıyı kaparsınız. Eğer bir tek odada yaşıyorsanız o biraz zor. Dışarı çıkarsınız, onu yaparsınız. Ve çocuklarınız olmadığı zaman da birbirinize zihninizi kusarsınız. Ama çocuklarınız önünde kesinlikle bunlar. Çünkü çocuğunuzu zedeler. Farkına bile varmazsınız. Duygusal olarak onları çizer, mahveder. Okul hayatlarını da, öğrenim hayatlarını da çok olumsuz şekilde. 18-19, iki madde daha kaldı. 18. madde, çocuklarını daha fakir yerlere götür. Eğer gece kondudaysan böyle evsizlerin olduğu yerlere götürür. Böyle köprü altındaki çocuklar, onlara yardım etmek için götür. Evden biraz yemek al, biraz meyve al, bir şeyler al veya da cebine birkaç kuruş para al, çocuğunla birlikte git. Sizden daha fazla yoksul olan, mahrum olan insanları gör. Onlar çocuklarınla birlikte ona yardım et. Yani sen örnek ol, senin çocuğun. Yani çeşitli hizmet yap, illa parayla değil. Onlara yardım et, ne yapabiliriz? Ve de git, yaşlı bir insan vardır yalnız. Onun için sana nasıl yardım edebiliriz? Evini temizlersen, temizleme konusunda veyahut da gidip dükkandan onun için bir şeyler alma konusunda yardım edebileceğin insanlar vardır. Sizden daha böyle şey durumda, zor durumda olan insanlar. Bırak çocuğun onları görsün. Böylece nimetleri, içinde bulunduğu nimetleri takdir eder. Ve diğer insanların, mazlumların, yoksulların dertlerine empati duyar. Çok önemli. 19. madde, çocuklarına para verdiğin vakit, herhangi bir şey verdiğin vakit, onun bir kısmını bir yerde biriktirip başkalarına zekat olarak vermelerini şey edeceksin. Sürekli telkin edeceksin. Bizim çocuklar öyledir. Yani para alınca o paranın bir kısmını zekat olarak vereceklerini biliyorlar ve veriyorlar. Benim çocuklar burada evsizlerin Metin geçen gün okuldan okulda öğrenci lideridir kendisi. Herkes evinden belli konserveler, çeşitli şeyler getirdiler, torbalar, makarnalar falan. Onları alıp burada evsizlere yardım eden homeless shelter var. Onlara yemek yediren. Oraya götürüyorlar. Bazen kendileri de gidiyorlar. Pişiriyorlar, temizliyorlar ve yemek dağıtıyorlar. Benim büyük oğlum da aynı şekilde. Bu çok önemli. Yani başarılı, çok başarılı, dünyanın en zeki insanı olur, en zengin insanı olur. Ama yoksullara yardım konusunda, onların durumlarına empati gösterme konusunda bir şey yoksa, bu zararlı bir insandır toplum için.
böyle bir insanın babası olmak istemezsin. Erdemli bir insan olması en önemlidir. Ve böylece diyelim ki oğlun çok iyi öğrenci. Diyelim ki A aldı. Peki orta veya da iyi alan bir başka öğrencinin notunu yükseltmek için o öğrenci zekat olarak, zekat her konuda olur. Nafaka sadece yemekle ilgili, zaruri ihtiyaçlarla ilgili ama zekat her konuda servisini, yeteneklerini, sahip olduğu nimetleri başkalarıyla paylaşmadır. Ha sen oğlum, sen peki alıyorsun bu dersten. Peki almayan öğrenci arkadaşların var, onlara ders vermen lazım. Yani haftada birkaç saati onların notlarını yükseltmesi için yardımda bulunacaksın şeklinde, bulunmalısın şeklinde. Bunu teşvik etmelisin. Bunun için öğretmenlerle konuşmalısın. Mesela Metin'in okulunda özellikle böyle bir sistem var. Metin aynı zamanda diğerlerine, diğer öğrencilere tutoring denilen belleticilik yapıyor, ders veriyor. Onların notlarını yükseltmeye çalışıyor. Hatta ondan bir çeşit sorunu odasını göstereceğim. Yahya da oradaydı 5 yıl önce. Bu Fatiha suresi Mısır'dan bir arkadaş hediye olarak verdi. Çok güzel. Ondan sonra şu duvardaki şeyi de göstereyim. Bu Metin'in anneannesinin boyalarından birisi. Boya mı, badana mı diyorsunuz? İşte çizdiği resimlerden birisi. Bu Kincaid'in şeyi oluyor işte, onun bir kopyası oluyor ama kendisi çok iyi yağlı boya yapıyor. Ondan sonra karşı tarafta benim ofis. Bak Simpson bile var orada. Ondan sonra bu Metin'in odası. Yahya'nın, önce Metin'le Yahya'nın küçükken işte 4-5 yaşında, 6 yaşındayken yaptıkları bazı resimler var. Bu New York'ta 2006 yılında gittiğimiz vakit Times Square'de gece yarısından sonra orada birisi bunu yapıyordu. Elinde böyle şeyle, yani fırça bile kullanmıyordu, böyle acayip şeylerle yapıyordu. ismini bile bilmiyorum Türkiye bile, demirde bir şeylerle. 10 dakikada birisini 10 dakikada bitiriyordu böyle kalabalığın önünde. Harika, müthiş yeteneği vardı. İsmi bile var burada ama okuyamıyorum şu anda, hatırlamıyorum. İmzası Ay Can mı, öyle bir şey. Evet, çok güzel. Ondan önce Yahya'nın şeyini göstereyim. Duvarını. Yahya bu odayı paylaşıyordu Metin'le 5 yıl önce. Daha sonra arkadaşı yanına gitti. Şimdi evimizin karşısındaki evde kalıyor. Şurada bir yerde. Neyse. Yani garaj kapısını buradan açıyoruz. Yahya'nın üniversite mezuniyeti. Şu anda hukuk doktorası yapıyor. Ondan sonra mezuniyet gecesi bir şölen yaptık. Orada işte gelenlerin yazdıkları şeyler. Ben ne yazmışım? Maşallah. Read your father's books. Ne yazmışım? Well, you don't need to get instruction after this age. Babanın kitaplarını oku diyorum. 5'ten sonra buna gerek yok bu. You are blessed with a great brain and heart. Güzel bir beyin ve kalp ile nimetlendirilmişsin. Bu Tucson tarafından şey oldu, yılın öğrencisi seçilmişti mezunu 2008 yılında lise sondayken. Bu da Tucson Belediye Başkanı tarafından kendisine verilen sertifika. Para ödülü de vermişlerdi. Bu da bu Gifford milletvekiliydi. Millet Meclisi'nden aldığı, Amerikan Meclisi'nden aldığı sertifika. Scholar of the Year okulunda
yılın öğrencisiydi. 2300-400 yıllık okulda. Bu da Teen Honored Community Service. Diğerler arasında. Buradaki gazetenin başıydı. Bu hala lise sondayken Human Relations Committee, onun committee, onun başkanı mıydı neydi neyse. Obama's Youth Brigade, bu Teen Democrats'ın başkanıydı. Birlikte burada seçimler yaptı. Yahya burada bir hayli aktifti Demokrat Parti şeyinde. Lise son sınıftayken, ondan sonra üniversitenin ilk sınıfında. Bu da Metin'in şeyi. Metin daha çok akademiye ağırlık verdi. Yahya'nın da akademisi çok iyi. Ama Metin ondan daha da iyi oldu. Bunlar hepsi değil yani. Onun aldığı kupalar. Bunlar Science Olimpiyat çoğu, matematik. Sport da vardı. İlk önce futbol oynuyordu. Daha sonra maalesef bırakmak zorunda kaldı şeyler için. Bunlar Science Olimpiyat şeyleri oluyor. Evet. Ondan sonra 5. sınıftayken, ilkokul 5. sınıftayken televizyona haber olmuştu. Tucson Fifth Grader Tackling Crimes. Metin'i ismi şey olarak heceliyoruz. Metine diye. Bak burada görebilirsiniz. Ha, burada Metine yüksel. Yani Metin diye okuyabilmeleri için. AP National Scholar. Bu da okulundan aldı biz sertifika. AP Scholar with Distinction Award. Burada ne kitabı çalışıyor? Biyoloji çalışıyor. AP yani bunlar üniversite düzeyinde kitaplar, dersler çalışıyor. Son sınıfta şu anda, lise son sınıfta. Bu da geçtiği dersler. Hepsi AP oluyor. Ondan sonra Çin'den hediyeler var. Çin'e 3 kere gitti. Çin'de getirdiği bazı hediyeler, hatta Çinli arkadaşın mektubu. Ondan sonra bu Yahya ile arkadaşı deniz kenarında. Güya Metin ve Yahya'nın bir karikatürü. Şunu biraz şey edelim. Metin'in okuldayken bu arkadaşlarıyla beraber matematikte birinci oldular. Tucson'da yüzlerce ortaokul arasında ben onların şeyiydim. O zaman öğretmeniydim onlara. Cebir öğretiyordum. Bu Metin. Bu ben. Bu da diğer arkadaşları. Aa şunlara bak. Ya ya. Monica, Jesse. Onların bir kısmını artık alan. Trey bu Princeton'a gitti. Metin ve Monica Princeton'a gidiyorlar. Burada başka var mı? MIT'ye giden var. Başka şeyler var. Kolombiya'ya giden var bir de burada. Bakın Lien burada mı? Neyse. Burada güzel. Metin'in okulundan bazı böyle resimler. Çin'de birlikte çektiğimiz resim. Okey. Bu da Metin'in geçenlerde Princeton'dan aldığı şey. Kabul. Mektubu. Ve burada aldığı scholarship. Tüm masraflar yani okulun masrafı, özel okul. Okulun masrafı, yurt, yemek, kitap hepsi 57.000 40 lira olarak ya 5.000 özür dilerim. Yok 51.810 yok toplam 57.000 dolar. 57.550 şey diyorlar. Bunun 51.810'unu ödüyorlar bedava burs olarak. Sadece bizim ödememiz gereken şey oluyor 5.740 oluyor. Güzel. Ondan sonra başka ne oluyor? Küçükken çektiğimiz bir şeyi bu Metin küçüğü.
Yahya. Acayip bir resim. Saçlar darmadağınık. Bu biraz daha böyle hoş bir resim gibi. Okey. Bu böyle.